Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da Selection Sort dediğimiz seçmeli sıralama algoritmasını göreceğiz. Önce ben şurada anlatayım arkadaşlar. Mantığını burada anlatayım. Daha sonra kodlamaya geçelim. Selection Sort algoritmasında arkadaşlar en başta bilmemiz gereken prensip en baştaki sayıyı en küçük sayı ile yer değiştir prensibi var. Şöyle onu bir örnek bir sayı yazarak üzerinde anlatayım. Örnek sayımız 7, 3, 5, 1, 2 şeklinde 5 adet rakamı olan bir sayı olsun. Bunu Selection Sort algoritmasına göre sıralayalım arkadaşlar. Tabii burada 2 adet for döngümüz olacak arkadaşlar gene. Yukarıda 5 adet sayı olduğu için dış for döngüsü 4 adet dönecek. Önce onu belirteyim. İçteki for döngüsü de arkadaşlar şurada bir prensibimiz vardı. En baştaki sayıyı en küçük sayı ile yer değiştir. O zaman el aldığımız sayıdan sonraki sayı kadar dönecek. O zaman kendisinden sonra gelen sayı adetince dönecek. Burası anlaşılmıştır muhtemelen arkadaşlar. Şimdi şu kısmı anlatayım. Sayıyı alalım. Sayımız buydu. İlk döngümüzde sayıyı ele aldık bu şekilde ve sonucu buraya yazalım. Tekrar yapıştırayım. Şimdi sayıyı ele alınca ilk önce arkadaşlar en baştaki sayıyı ele alacağız. Yani 7'yi. Onu bir kare içerisine alacağım. Köşeli parantez içerisine şu şekilde. Bu sayıyı ele alacağız ve en küçük sayıyı kendisinden sonraki en küçük sayıyı bulup yer değiştireceğiz. Tabii kendisinden küçük sayı yoksa yerinde kalacak. Şuraya da yer değiştirme şeklini yazalım. Gene 7'yi ben köşeli parantez içerisine alıyorum arkadaşlar. Şimdi 7'yi ele aldık. Kendisinden sonra 4 sayı var. Bu 4 sayıyla kıyaslayacağız. 7'den küçük olan sayıyı burada teker teker 3 ile 5 ile 1 ile kıyasladık. En küçük sayının, tabii şurada şöyle bir şey var. 7'yi 3 ile kıyasladık. Bir geçici değişken oluşturacağız arkadaşlar. Int geçici bir değişken tutacağız. Bu geçici değişkenimizde en başta şu 7'yi atayacağız. Daha sonra sırayla 7 ile 3'ü kıyaslayacağız. 3 küçük tabii. Geçici artık 3'ü aldık. 5'e kıyaslayacağız. 5 3'ten büyük dokunmuyoruz. 1 3'ten küçük. O zaman 1'i geçiciye aldık. 2'ye geliyoruz. 2 ile kıyaslıyoruz. 2 büyük birden. O yüzden en küçük sayıyı bulduk arkadaşlar ve geçicinin içerisinde tutuyoruz. En son durum olarak bu en küçük sayıyı bulduk ya 7 ile yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Yaptığımız işlem bu. 1'in yerine 7 yazıyoruz. 7'nin yerine 1 yazıyoruz. İlk döngümüzdeki son durum bu olacak arkadaşlar. Hani burada şurada 4 defa dönecek demiştik ya dış döngü. İlk birinci döngüsünü tamamladığında sonuç bu şekilde olacak. Sonucu alayım arkadaşlar. Pardon, kopyalayacaktım. Şuradan CTRL ile kopya edeyim. Tamam. Şuraya yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi ilk durumumuz 1'i artık en başa aldık. En küçük sayıyı bulduk ve en başa koyduk. Artık diğer sayıyı alalım köşeli parantez içerisine ve şöyle tekrar şöyle yapıştırayım arkadaşlar. Şunu diğer sayıyı köşeli parantez içerisine alıyorum. 3. Şimdi burada şöyle bir durum anlatacağım arkadaşlar. 1'e hiç dokunmuyoruz. 1 ile işimiz bitti. 3 ile işimiz var. 3 kendisinden sonra gelen 3 adet sayıdan en küçük sayıyla yer değişecek arkadaşlar. 3'ü önce 5 ile kıyaslıyorum. Daha sonra 7 ile kıyaslıyorum. En son 2 ile kıyasladığım zaman 3'ten küçük bir sayı buldum. O zaman bunu yer değiştireceğiz arkadaşlar. Zaten bu sayı son sayıydı. Artık ileriye gidecek bir sayı yok. O yüzden yer değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? 2'yi buraya, 3'ü buraya yazıyoruz. İkinci döngünün sonucu da bu oluyor arkadaşlar. Bunu da kopyalayayım. Hemen şuraya yapıştırayım. Şurada boşlukları da alayım. Tabii şu artık 2 de sıraya girdiği için artık biz sıradaki sayıyı diğer sayılarla işleme alacağız. Şöyle onu da şuradan hemen kopyalayıvereyim arkadaşlar. Yani şurada işleme aldığımız sayı bu olacak. Son durumu buraya yazıyorum arkadaşlar. Şimdi 5'i 5'ten sonra gelen sayılarla kıyaslayacağız. 5'i 7 ile kıyasladım. 5 küçük, o zaman dokunmayacağız. Kendisinden küçük olan 3 ile yer değiştireceğiz.
Buraya 3, buraya 5 yazacağız arkadaşlar. Üçüncü döngünün de son durumu bu şekilde olacak. Son döngüye gireceğiz. Yani dış döngünün bu 4 adet dönecek demiştik ya, son durumuna geleceğiz. Şimdi bunu da şuraya şöyle yapalım. Artık şu da sıraya girdi. 7'yi sıraya alacağız arkadaşlar. Bunu şuraya tekrar yapıştırayım arkadaşlar, şu sayıyı. Şimdi son döngüden sonraki son durum burada belirleyeceğiz. 7 zaten kendisinden sonra bir sayı var. Bu sayıyla kıyaslıyoruz. Kendisinden küçükse yer değiştiriyoruz. 5 buraya, 7 buraya. Artık döngümüz bitti arkadaşlar. Şöyle aşağı inelim. Gördüğünüz gibi burada 4 adet dış döngü var. Çünkü 5 sayı olduğu için 4 döngüyle bu işlem bitiyor. İçteki döngüde gördüğünüz gibi kendisinden sonra gelen sayı adetince, mesela ilk sayı kendisinden sonra 4 adet sayı olduğu için 4 defa döndü. İkinci dış döngünün iç döngüsü kendisinden 3 sayı olduğu için 3 adet döndü. Daha sonra 2 ve en son döngümüz 1 defa döndü. Artık dönmeye gerek yok. Bu sayı zaten tek kaldı ve artık en büyük sayının bu olduğu anlaşıldı. Döngü burada bitmiş olacak. Ve sıra sayımız küçükten büyüğe sıralanmış olacak arkadaşlar. Şimdi seçmeli sıralama algoritmamızın mantığı bu arkadaşlar. Burada en iyi bilmemiz gereken ince husus, en baştaki sayıyı en küçük sayı ile yer değiştiriyoruz. Şunu şöyle açıklayacağız. En baştaki sayıyı kendisinden sonra gelen en küçük sayı ile yer değiştiriyoruz. Şimdi bunu şu boşlukları alalım arkadaşlar, koda dökelim. Yukarıdaki anlattığım yorum satırı dursun. Kullanıcıdan alalım arkadaşlar sayıları. O yüzden bir dizi oluşturacağım ve dizinin boyutunu da kullanıcıdan isteyeceğim. Integer n diyelim. Siyahut kaç adet sayı girmek istersiniz diyelim. Ve bunu n değişkenine alalım. Daha sonra bir integer i diyeyim. Bir sıfırdan başlasın. Bir while oluşturalım. I küçük olduğu sürece n'den. I artı artı diyelim. Ve şurada sayıyı alalım kullanıcıdan. Sayı diyelim. Dizinin inci değerine bu sayıyı alalım arkadaşlar. Tabi while en son dizi dolduktan sonra, dizideki tüm değerler girildikten sonra file'dan çıkacak. Ve biz bu dizideki değerleri selection sort dediğimiz bir metoda gönderelim arkadaşlar. Diziyi gönderelim. Bir de boyutunu. Dizinin boyunu gönderelim. Burada bir metot şu an yok. Onu oluşturalım hemen şuraya arkadaşlar. Void diyelim. Aynı şekilde geri dönüş değeri olmasın. Selection sort diyelim. Integer dizi diyeceğim. Gene aynı ismi vereceğim. Integer n diyeyim. Parametre olarak bu diziyi ve boyu, dizinin boyu değerini alacak. Şimdi arkadaşlar iki adet for döngümüz vardı. Burada yukarıda anlatırken ne dedik? Bir dış for döngüsü, bir de iç for döngüsü var. Şimdi dış for döngümüz sayı kaç adetse bir eksiği. Yani burada 5 adet sayı vardı, 5 adet rakam vardı. O yüzden 4 defa dönerek bu işlemi bitirdi. O yüzden ne yapıyoruz? Integer i diyelim. Eşittir sıfırdan başlasın. Yani ilk sayıdan başlasın. Şuradaki 7'yi nasıl ele aldıysak o şekilde. Daha sonra i küçük olsun. N eksi 1'den. Çünkü son sayıyı kıyaslamayacağım. Çünkü son sayı zaten şu sayıyı kıyaslamadım. Dikkat ettiyseniz. En son şu sayıyı ele aldım ve kendisinden sonraki gelen sayıyla kıyasladım. O yüzden n eksi 1 dedim arkadaşlar. İyi artı artı dedim. Yani buradaki eğer 5 adet sayı girerse, şuradaki mantığı anladıysanız bu dış for döngüsünün 4 defa döneceğini anlamışsınızdır. Şimdi iç for döngüsüne geçelim arkadaşlar. İç for döngüsünde de buradaki kural neydi? En baştaki sayıyı kendisinden sonra gelen en küçük sayı ile yer değiştir. O zaman en baştaki sayıdan ya da ele aldığı sayıdan sonraki sayı adetince dönecek. Tabii en baştaki sayı 4 defa döndü. Diğer sayı 3 defa. Bu şekilde devam etti. En sonuncu sayı da 1 defa döndü. Burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bunu da integer k diyeyim. i'den başlasın. K küçük olsun. N'den. Çünkü en son sayıya kadar kıyaslama yapacağız. K artı artı diyelim. Ve parantez açalım. Şurada anlatırken arkadaşlar bir geçici diye bir sayı oluşturmuştum.
Burada bir geçici sayı oluşturacağız ve o sayı dizinin ilk değerini tutmuştu. Burada kare içerisine almıştık ya sırayla. Bu geçici dediğimiz sayı, bu sayıyı karenin içerisindeki sayı alacak. En küçük sayıyı bulunca yer değiştirecek o sayıyla. Şimdi bunu şu şekilde yapalım arkadaşlar. Dış for şu kısımda bir integer küçük diye bir değişken oluşturayım arkadaşlar. Geçici değil de şunu geçici demeyeyim arkadaşlar. Küçük dersem daha iyi anlaşılacak. Buraya küçük diye bir değişken atadım. Ve değer olarak da dizinin i'nci değeriyle başlasın. Yani burada ne yapacak? Dizi i sıfırdan başlıyor ya. Dizinin ilk değeri 7'yi küçüğün içerisine atadık arkadaşlar. Bir de indis değerini tutan bir değişken atayalım. Bunu da i olarak tanımlayalım indis değerini. Şimdi kıyaslamalarımızı burada yapacağız arkadaşlar. Hani burada diyorduk ya işte 2'yi diğer sayılarla kıyasladık. En küçük sayıyı bulunca yer değiştirmiştik. Burada da aynı şekilde if şartı içerisinde bu kıyaslamalarımızı yapalım. Neyi kıyaslayacağız? Küçük dediğimiz şu sayıdan küçük eğer kendisinden büyük bir sayı varsa sırayla gidecek ya dizinin k'ıncı değeri büyükse küçükten burada küçük değişkenine atama yapacağız arkadaşlar. Dizinin k'sını atayacağız. Ayrıca yani burada yer değiştirme yapmadık arkadaşlar. Dikkat edeceğiz buna. Ayrıca indisi de güncelleyelim k diye. Şurada if şartıyla yaptığım işlem arkadaşlar şuraya yorum satır olarak yazayım. Küçük isimli değişkene en küçük sayıyı bularak atıyoruz. Değişim yok. Yani dizide herhangi bir değişiklik yapmadım. Sadece küçük isimli değişkene en küçük sayıyı bulma amaçlı olarak bir atama yaptım. Şimdi each for döngüsünden sonra çıktıktan sonra şurada dış for döngünün içindeyken burada değişim işlemini burada yapacağız. Neyi değiştireceğiz arkadaşlar? Şurada ne yapmıştık? 7'yi diğer sayılarla kıyasladık. En küçük sayı 1'di. 1 ile 7'yi yer değiştirdik. Gördüğünüz gibi burada 1, 7 burada. Aynen burada yapacağımız işlem de o arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Dizinin dizinin iyinci değeri hangisi arkadaşlar? En baştaki değer. Dizinin iyinci değerine buradaki küçük sayısını atıyoruz. Tabii bu dizinin iyinci değerini atamadan önce bu sayıyı alalım arkadaşlar. Nasıl alalım? Dizinin indisince burada indisi o yüzden güncelledik arkadaşlar. İndisinci değerine de dizinin iyinci değerini atadık. Hani burada dizinin i'yi dolduracağız ya doldurmadan önce o değeri aldık arkadaşlar. Şurada yaptığımız işlem, şu iki satırda yaptığımız işlem 1 ile 7'nin yer değiştirmesi işlemi arkadaşlar. Bunu da şurada yazayım. Dizideki küçük sayı başa alındı. Esas yer değişme işlemi burada yapılıyor. Buradaki yaptığımız işlem, şuradaki yaptığımız işlemde en küçük sayıyı bulmak. El aldığımız sayıdan sonra gelen en küçük sayıyı bulmak. Şimdi burası tamam arkadaşlar. Metodun içerisi tamam bitti. Burayı da boşluğu aldım. Şimdi burada selection sort diyerek pardon metoda diziyi ve eni gönderdik. Artık burada ne oldu? Sıralama işlemi tamamlandı. Bir kullanıcıya bilgi vermiş olalım. Ve daha sonra bunu yazdıralım arkadaşlar. Ekranda görelim. Gerçekten sıralanmış mı? I eşittir sıfırdan başlasın. I küçük olsun. N'den i artı diyelim. Sırayla yazdıralım. Dizinin inci değerini yazsın. Biraz şöyle boşluk verdim arkadaşlar. Tamam. Şu boşluğu da alayım. Şimdi kodlarımız da tamam arkadaşlar. Bir test edelim. F11'e basıyorum. Şurada dizinin inci değeri. Diziyi tanımlamamışlar arkadaşlar. Onu tanımlayalım. Integer dizi diyorum. Boyunu da n olarak belirledik. Şimdi F11'e tekrar basıyorum arkadaşlar. Kaç adet sayı girmek istersiniz diyor. Gene önce bir 5 adet sayı girelim. Sayılarımız neydi? 7, 3, 5, 1 ve 2 idi. Gördüğünüz gibi küçükten büyüğe doğru 1, 2, 3, 5, 7 sıraladı.
Bir de uzun bir sayı girelim arkadaşlar. F11'e tekrar bastım. 10 adet sayı girelim. 9, 7 diyelim. 1, 3 diyelim. 5 diyelim. 4 diyelim. 2 diyelim. 8 diyelim. 0 diyelim. Ve en son kaç kaldı? 3, 4, 5, 6'ya girmemişiz. 6'ya da girelim. Enter'layalım. Gördüğünüz gibi sıralama tamamlandı dedi. 0'dan 9'a kadar, yani küçükten büyüğe sıralama işlemini gerçekleştirdi ve ekrana yazdı arkadaşlar. Bu videomuzda, bu dersimizde arkadaşlar selection sort dediğimiz seçmeli sıralama algoritmasını gördük. Prensibimiz en baştaki sayıyı alıyor, kendisinden sonra gelen en küçük sayıyla yer değiştiriyor. Burada anlatımlarımızı yaptık. Hemen altında da kodlamalarla anlattığımız kısımları gerçekleştirdik ve son şekliyle test ettik. Ekranda küçükten büyüğe sıralanmış şekilde gördük arkadaşlar. Bugünkü dersi de burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar.